Herkese merhaba, ben Eylül Aşkın. Çekimlerini Evrim Sanat Galerisi'nde gerçekleştirmekte olduğumuz sanatçıyı ve sanatını tanımaya yönelik program Sanatın Evrimi'ne hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz ressam, resim eğitmeni ve küratör Arzu Kılıçdoğan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Vakit ayırdığınız ve geldiğiniz için bu yoğun temponuzda ayrıca teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim davetiniz için. Biraz kendinizden bahseder misiniz kısaca? Ailenizden, çocukluk yıllarınızdan, nerelisiniz? Tabii. Nasıl bir çevrede büyüdünüz? Ben bir işçi ailesinin çocuğuyum. Sivaslıyım. Hı hı. 6 aylıkken İstanbul'a göç etmişiz. İlk, orta ve liseyi İstanbul'da okudum. Hemen resimle ilgili hikayeme de geçebilirim bu arada. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi resim bölümü mezunuyum. Neşe Erdok Atölyesi'nden mezunum. Ama diğer hocalarımın adını da söylemek isterim. Aynı yıllarda Profesör Nedret Sekban ve Ahmet Umur Deniz hocalarımızdı. Oldukça güzel bir çalışma dönemiydi. Aynı hocayla, Neşe Erdok'la yüksek lisansımı tamamladım. Neşe Erdok danışmanlığında. Böyle resim okumak istiyordum zaten küçük yaştan itibaren. Ha, merakınız aklımda nasıl başladı? Tabii Güzel Sanatlar'da okumak vardı hep. Ve Neşe Erdok Atölyesi'ni seçmeyi daha akademiye girmeden önce aslında kafama koymuştum. Birazcık hazırlıklıydım bu konuda. Öyle de oldu. Sınavı kazandıktan sonra atölye seçmelerinde Neşe Erdok Atölyesi'ni seçtim. Ve dolayısıyla o atölyeden mezun olmak benim için gurur verici bir şey. Kendi çalışmalarınızda özellikle portre çalışmaları ve insan ve kadın temalarına yönelmenizin sebebi nedir? Yüksek lisansımı zaten 17. yüzyıl portresi üzerine tamamlamıştım. Aynı zamanda dönemin sosyolojik olarak incelenmesi ve irdelenmesiydi konum. Ama ondan önce de aslında yani sadece portre değil, figür aslında benim ilgi alanım. Dolayısıyla akademide başlamadı bu tercihim. Akademiden önce de kendi kendime çalıştığımda daha çok insan figürü ile aslında ilgileniyordum. Bu aslında insanı resim yapmaya iten etken, kendisinde bile adlandıramadığı bir giz var aslında. Ve o gizlerin açığa çıkması resim yapmak. Benim de insan figürlerini tercih etmemin altında yatan neden bu olabilir? Daha ifadeci bir anlayış tercih etmem. Muhtemelen resimlerimde o figürler ve portreler benimle birlikte aslında bir şeyleri ifade ettiği için bilinç altında yatan bir takım nedenlerle tercihim olabilir. Yansıtır mısınız mesela üzgünken üzgün bir kadın çizmek gibi? Kesinlikle öyle. Tabii ki. Yani bütün sanatçılarda vardır böyle bir şey. Bütün sanatçıların çalışmalarında, eserlerinde kendisinden koyduğu, kattığı çok fazla şey var. Bütün sanatçılarda var bu istisnasız. Benim de öyle keza vapura bindiğimde, otobüse bindiğimde, yolda yürüdüğümde gördüğüm insanlar... Onlar fark etmeden fotoğraflarını çekiyorum aslında, evet. Son olarak mesela Bostancı'da durakta sabahın köründe yatan iki tane genç işçi banklarda yatmışlar. İnanılmaz bir görüntüydü o. Çektim fotoğraflarını. Yani her şey aslında resmin malzemesi. Dolayısıyla insanda, bir fincanda, bir çiçek, bir sandalye vesaire her şey resmin malzemesi olabilir. Benim malzemelerimin başında, malzeme demeyeyim, benim temam aslında insan figürü. Dolayısıyla kadın ön planda ama. Çünkü toplumsal gerçekçi bir tavrım var resim çalışmalarımda. Ama kadın ön planda çünkü kadının konumu itibarıyla
bizim ülkemizde ve dünyada konumu itibarıyla benim çok önemsediğim bir konumda maalesef. Sorun olarak söylüyorum bunu. Dolayısıyla bundan sonra da kadın ön planda olacak. Kadın estetik anlamda söylemeyeyim ama kadın figürü resimde ya da bütün sanatlar için çok daha fazla şey anlam ifade edebiliyor. Hı. Öncelikli olarak. Dolayısıyla benim de önceliğim oldu. Bundan sonra da olacak gibi görünüyor. Peki kendi stilinizi nasıl tanımlarsınız ve genellikle hangi malzemeleri kullanmayı tercih ediyorsunuz? Benim biçimci bir anlayışım var. Ve biraz önce de söylediğim gibi toplumsal gerçekçi bir anlayış tavrım hakim. Ben yağlı boya çalışıyorum. Öncesinde tabii desen çalışmalarım da oluyor. Desen ve yağlı boyayı birlikte yürütüyorum. Hı-hı. Ama bize tabii ki akademide bir sürü malzeme ve teknik öğretiliyor. O tercih bize kalmış bir şey. Ben yağlı boyayı tercih ettim. Seviyorum yağlı boya çalışmayı. Az önce bahsettiniz gerçi ama nelerden ilham aldığınızı soracaktım. Hayatta sizi besleyen şeyler neler? O kısmı sorabilirim. Aslında ben siz sormadan söylemiş oldum galiba. Çevremdeki bütün insanlar benim resmimin malzemesi olabiliyor gerçekten de. Benim resim anlayışımdaki o tavrın içinde yer alıyorlar. Bazen kendi kızım, yani bazen ailemden insanlar, bazen arkadaşlarım. Gerçekten bugüne kadar yaptığım birçok portrede, figürde bitirdikten sonra birileri gelip "Aa şu şuna benziyor, bu o mu, onu mu çalıştın?" diyenler çok oldu. Kalıyor galiba. Yani görsel olarak resim sanatçıları görsel olarak herhalde algıyı daha fazla çalıştırıyor diye düşünüyorum. Gerçekten de resimlerimde bittikten sonra bana çok fazla dönüş oluyor. Modelin şu mu oldu diye isim vermek istemiyorum şimdi. Ama çevremden buna benzer sözleri çok fazla duyuyorum. Şu anda Evrim Sanat Galerisi'nin küratörlüğünü üstleniyorsunuz. Evet, daha önce de Özgürlük Atölyesi'nde resim eğitmeni olarak çalışıyordunuz. Evet. Betül Hanım'la nasıl tanıştınız? Betül Ketenci ile bu yolculuk nasıl başladı? Aslında biz Betül Ketenci ile tanışmadan önce Evrim'le tanıştık biz. Betül Hanım'ın oğlu biliyorsunuz. Evet. Biz Evrim'le birlikte çalıştık. Evrim'le çalışmak inanılmaz keyifli. Evrim çok hareketli bir çocuk. Ama inanılmaz derecede yaratıcı da. Sonra bence Betül Ketenci Evrim'i kıskandı. Evrim de öyle söylüyor zaten. Annem beni kıskandığı için resim yapmaya başladı diyor. Tabii bu işin şakası. Sonra Betül Ketenci ile de çalışmaya başladık. Yani yolumuz böyle kesişti. Evrim aslında sebep oldu buna. Sonra bağlarımız giderek güçlendi, daha sık görüşmeye başladık derken burası Özgürlük Atölyesi olarak çalışmaya başladığında beni de aradılar, birlikte çalışmak istediklerini söylediler. Ben de kabul ettim seve seve ve bugüne kadar... Oradan da buraya, küratörlüğe evrildi. Evet, sonra burası tabii Evrim Sanat Galerisi oldu. Dolayısıyla güzel gidiyor şimdilik. Peki burada sergilenecek eserlerin seçiminde hangi kriterleri baz alıyorsunuz? Nasıl gerçekleştiriyorsunuz seçiminizi? Aslında tabii daha önceden tanıdığımız resim anlayışlarını bildiğimiz, tavır olarak nasıl resim yaptığını bildiğimiz arkadaşlarımızdan portfolyo istemek durumunda kalmadık. Doğrusu söylemek gerekirse. Ama dosyasını istediğimiz arkadaşlarımız da var. Ve her dosyayı da kabul edemiyoruz, takdir edersiniz ki. İstiyoruz bir dosya, resim anlayışının nasıl bir disiplinde çalıştığını bilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bunun üzerine sanatçı arkadaşlarla konuşmalarımız oluyor, karşılıklı görüşmelerimiz oluyor. Çağdaş, yani bir mülakat aşaması da mı oluyor? Mülakat demeyelim ona. Tanışma. Yani evet. Üreten bir insanla mülakat yapmak bizim görevimiz değil. Ama konuşuyoruz tabii kendi resimleri hakkında,
kendi tavrı hakkında konuşmalarımız oluyor normal olarak. Yani çağdaş bir sanat anlayışı ile, çağdaştan kastım tamamen soyut değil, bazen böyle anlaşılıyor. Biz soyut çalışmalar yapan arkadaşlara da galerimizi açıyoruz. Figüratif çalışan arkadaşlara da açıyoruz. Önemli olan disiplinli bir şekilde çalışıyor olması bizim için. Çünkü her iki türden resim anlayışına da ilgi duyan çok fazla sanat izleyicisi ve sanatsever var ve koleksiyoner var. Dolayısıyla biz bu anlamda her ikisine de yer veriyoruz. Karma sergilere katılmaya devam ediyorsunuz ama uzun süredir bir kişisel sergi açmadınız. Yakın zamanda evet, düşünüyor musunuz? 2016'da en son bir sergi açmıştım. Konum da göçler, sokaklar, meydanlardı. Gezi'den hemen sonra aslında Gezi'ye bağlı olarak ortaya çıkmış bir sürü resim birikmişti. En son yaptığım sergi oydu. Kişisel sergilere tabii ki katılıyoruz. Çok fazla da oluyor. Bir sergi düşünüyorum açıkçası. Bir aksilik olmazsa yine burada Evrim Sanat Galerisi'nde 2025'te bana da o tarih denk geldi. Düşünüyorum. Fırsat bulunca resim yapmaya çalışıyorum. Biraz yoğunluk var. Kendi atölyem de var. Kendi atölyem, galeri, evim vesaire derken biraz yorucu oluyor. Tiyatro çalışmalarımız da oluyor bu arada tabii ki. Ona da zaman ayırıyoruz. Evet, bizim bir tiyatro ekibimiz var. Tiyatro Eylül Kadıköy. Yeni bir oyunumuz sergilendi. Pazar günü, daha çok taze. Aslında şaşırmamam lazım. İnsanı konu edinen, ifadelere değer veren biri için oyunculuk. Yani aslında oyuncu değilim ben. Dublajla başlamıştı benim hikayem. 2017 yılında dublaj dersleri almaya başlamıştık. İlgim vardı açıkçası. Dublaj çalışmaları bittikten sonra radyo tiyatrosu. Radyo tiyatrosundan sonra bir baktık ki biz sahnedeyiz. Provalar, çalışmalar, doğaçlamalar. Evet, sahneledik yani. İki oyun sahneledik. Zannediyorum bundan sonra da devam edecek. Üçüncüsü de sırada. Onu da herhalde bu sene yetişecek mi? Yetişecek gibi görünüyor. Evet. Günümüzde sanata gereken değerin verildiğini düşünüyor musunuz? Bizim ülkemizde, Türkiye'de özellikle ben yağlı boya çalıştığım için daha çok yağlı boyayla ilgili, tuval resmiyle ilgili söylemek istiyorum. Ortalama 100 yıllık bir ömrü var aslında. Bizim ülkemizdeki ömrü bu. Tabii ki gereken ilgi ve gereken önem verilmiyor. Aslında dünyada da böyle ama bizde daha fazla. Biz de bunun için çaba sarf ediyoruz. Daha fazla insana ulaşmaya çalışıyoruz. Bizde karşılaşılan zorluklar ne sanatla uğraşırken? Bizde şöyle, biraz siyasi olmasını tercih etmiyorum söyleyeceğim şeylerin ama... toplumsal bir anlayış var bizim ülkemizde. O toplumsal anlayışta sanatın önceliğimiz olmadığı gerçeği var. Anlayış bu. Sanat benim önceliğim değil diyor, ihtiyacım değil diyor. Ama bu sistemle ilgili bir şey. Sistem bu şekilde yorumlar yaptığında ya da önem vermediğinde okullardaki resim derslerini bile görüyoruz değil mi? Benim çocuğum bile, oysaki görsel algısı çok yüksek, ortaokul yıllarında nefret ediyorum dediği duydum. Oysaki çok güzel resim yapan bir çocuk. Ben çocuklarla da çalışıyorum, yetişkinlerle de. Ama çocukların hepsi bana geldiğinde okuldaki resim dersleriyle beraber yaptığımız resim derslerini kıyaslıyorlar. Ve nefret ettiklerini söylüyorlar. Tabii başka istisna resim dersi veren hocaları tenzih ediyorum. Onlar kesinlikle üstüne alınmasın. Tamamen sistemle alakalı. Çocukların kendi özgür anlayışlarını ortaya koyabilecekleri bir tavır sergilemedikleri için, böyle bir kalıbın içinde olduğu için, çocuklar rahat edemedikleri için, kendilerini ifade edemedikleri için yapmak istemiyorlar. Ve işte üniversite sınavlarına hazırlanacak çocuk ne görmesi lazım? Matematik görmesi lazım. Resim dersi bir kenarda kalabilir.
Ben yıllar önce gönüllü olarak bir devlet okulunda yarım dönem resim dersleri verdim. Hocayı tanıyorduk. Benim kızımın da hocasıydı. Çocuklar bana dedikodu yaptı. Yani bizim öğretmenimiz sürekli olarak bize Türkçe çalıştırtıyor, matematik yaptırıyor, resim derslerinde, müzik derslerinde, beden eğitimi derslerinde hep biz matematik yapıyoruz. Hoca dedi ki ben bununla baş edemiyorum, siz gönüllü olur musunuz? Ve ben gönüllü oldum. İnanın, hoca tarafından bile, sınıftaki öğrenciler tarafından bile bir kenara itilmiş minik bir öğrencinin hakikaten bir dahi olduğunu ortaya çıkardık. Çocuk, sevdiğiniz bir insanın resmini yapın dedim. Çocuk, annesinin resmini, portresini annesi yanında değilken hakikaten kağıda döktü. Bu inanılmaz bir şey. Bir kenara itilen çocuk, önemsenmeyen bir çocuk o saatten sonra sınıfın en popüler öğrencisi oldu. Çünkü bir şey başardı. Ve o saatten sonra çocuklar Türk sanatındaki önemin ne olduğu ile ilgili sürekli konuştuk. Türk sanatçıların isimlerinden bahsettim onlara. Neşet Günal'dan bahsettim. Dolayısıyla Neşe Erdoğan anlattım. Yabancı Rönesans dönemi, Barok dönem sanatçıları anlattım çocuklara. Resim derslerinde bunlar mı yapılıyor? Dediler. Evet. Maalesef elimizden geleni yapacağız. Yaklaşımla da alakalı, doğrudan hani anlatıp öğrenciye geçirebileceğiniz bir alan değil değil mi resim? O da çok zor. Siz mesela resmi öğretirken nasıl bir yaklaşım benimsiyorsunuz? 10 yaş öğrencilere, 10 yaş öncesi daha doğrusu, çocuklarla teknik çalışmıyorum asla. Öyle bir şey olmaz. Okuldaki hocaların da böyle yapmadığını düşünüyorum. Sadece onlar müfredata uymak zorundalar. Çocuklarla renk konuşuyoruz. Doğada eğer gezebiliyorsak birlikte doğadaki renklerle ilgili konuşuyoruz. Ama ben onlara biçimden bahsettiğimde teknik anlamda bir şey öğretemem. Çünkü o teknik anlamı ben çocuklara yüklediğimde o çocukların hayal dünyasını sekteye uğratmış olacağım. 10 yaşından sonra teknikle ilgili minik minik şeyler öğretebilirim. Ama ondan önce tamamen hayal dünyalarını ön plana çıkaracak çalışmalar yapıyoruz. Renk önceliğimiz, renk tanıtıyoruz. Ama ben daha çok karşılarına bir obje koymayı tercih ediyorum. Bir tanesini mesela bir gün burada galerinin mutfağına gönderdim ve galerinin mutfaktaki tezgahını çalışmasını istedim. İnanılmaz bir şey çıktı ortaya. Hiç ben teknik öğretmeden o bana bunu gösterdi. Kaç yaş için bu? 8. Evet, ben teknik öğretmeden içinden geldiği gibi, istediği gibi. Çünkü ben ona 2 boyutlu, 3 boyutlu resim yap demiyorum. Ne görüyorsan onu yap diyorum. İnanılmaz, muhteşem bir mutfak tasarlayıp getirdi, önüme koydu. Gördüğünü kağıda aktarmasına evet, öncelik veriyorsunuz. Evet, evet. Peki öyle. Sosyal medya kullanıyor musunuz? Aktif misiniz? Nereden takip edebiliriz sizle ilgili haberleri? Evet, benim de Instagram sayfam var ama ben çok fazla resimlerimi kullanmıyorum. Daha çok galeriyle çalışmalar yapıldıktan sonra, sergiler açıldıktan sonra konulan fotoğraflarım var. Ama bazı resimlerim de var, bana ait çalışmalar var. Bir Instagram sayfam var. Tamam, yani arayınca Arzu Kılıçdoğan evet, diye bulabiliyoruz sizi. Arzu Art diye. Arzu? Arze. Arze. Alt-art. Alt-art olarak evet, bulabiliyoruz. Evet. Çok teşekkür ediyorum ben verdiğiniz bilgiler için. Çok sıcakkanlı bir hanımefendisiniz. Ayrıca tanıştığım için ederim. Çok memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Çok teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. Sanatın Evrimi'nin bugünkü konuğu Arzu Kılıçdoğan oldu. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.